sıfır makyaj hadise sosyal medyayı nasıl salladı? Fotoğrafı ekrana getirelim. Evet, gördüğünüz bu üzere. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bence abartıyorlar ya. Çok abartıyorlar. Yani seksi poz. Sabah kalkmış ya da ne bileyim işte makyajsız bir şekilde. Üstünde büstiyer ya da gecelik gibi bir şeyle bir poz vermiş. Hani bunun niye o tarafa çekiliyor onu da anlamış değilim. Bir şey soracağım, ben bunu var ya mesela dışarıda altında hadise falan yazmışsa hadise demezsin değil mi? Aynen, değil mi? Gerçekten ha. Benzetmedim şu an ben hadiseye. Ben de benzetmedim. Ben benzettim. Kirpik yok. Kaş kirpik. Aynı. Kirpik. Hayır, kirpik değil yani mesela kafa kırılmış. Kirpik, evet, kirpik, kirpik falan değil de yani genel şöyle bir anda mesela baktığımda ben hani çok düşünsem bile bu kim diye mesela aklıma gelmezdi biliyor musun? Hakikaten seçemem. Hadise'yi de tanırım bu arada. Çok da tatlı bir kızdır. Minyon tipli ve aslında çok da güzel bir kız. Evet. Yani tipi, fiziği, her şeyi gerçekten çok çok tatlı ve çok da güzel bir kız. Ama abarttıkları kadar şimdi ben böyle wow etki edecek evet, bir poz falan görmüştüm şey arıyordum. Fotoğrafı aklımda bile kalmamış düşün aynen. Yani. Ki ben bu pozu gördüm. Gayet normal geldi ama işte bu sosyal medya siteleri var ya işte Instagram üstünden nasıl abartacaklar nasıl abartacaklar bir şekilde yani gün içinde paylaşım çok olsun diye bu tip işte fotoğrafı bile işte çok seksi. Aa, baktığınızda siyah beyaz zaten fotoğraf. Her fotoğraf çok güzel çıkıyor. Şimdi, hakkınızda olsun. Bir fotoğraf kötüyse siyah beyaz paylaşım çevirin. Mesela aa, çok tabii. Güzel çıkıyor. Tabii o bir tarafta şey gibi. Gözüne takılan bir yer varsa ya da ne bileyim işte bir yerini evet. Beğenmediysen onu siyah beyaza çevirdiğinde her çok şey normal. Her şey Avrupa'daki ünlüler de var. Saçları falan yapılmış. Sabah kalkmış böyle hani sadece şeylerle çekilen bikinilerle artık yaz döneminden yeni çıktığımız için malum. Böyle pozları inanılmaz derecede moda olmaya başladı zaten. Herhalde o da hadisede o akıma uydu. Ama gayet güzel bir poz da abartılacak bir poz değil yani bence. Hani seksi poz denilecek kadar bence çok böyle. Bence abartıyorlar. Ama insan dediğine çıkıyor yok. Burada iş. İşte Instagram'da daha fazla like alabilmek için, daha fazla paylaşım sağlamak için alakasız fotoğrafların altına alakasız başlıklar atabiliyorlar. Evet. Bu da bence onlardan bir tanesi. Eskiden de işte haberin başlığı çok çarpıcı olurdu. Sonra haberi bir okurdunuz. İçi çok boş. Saçma sapan boş bir haber çıkardı. Bir de makyajsız dans videosunu yayınlamışlar hadisenin. Orada da 2017 yılında Şampiyon şarkısının provalarında olduğu söyleniyor. Daha doğrusu hadise bunu kendisi yayınlamış. Bir izleyelim. Mesela bu görüntüde benim en çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? Bizim popçularımız dans etmiyorlar ya. Hiçbirinin bir dans şeyi yok. Ama baktığınızda Hadise güzel dans ediyor. Kime buna benzettin emek harcıyor. Burada? J.Lo'ya benzemiyor Jennifer Lopez'e? Bence muhtemelen zaten Jennifer Lopez'i o da beğeniyor diye düşünüyorum. İnanılmaz derecede benzettim şu anda ona. Belki evet, saçı... bir mağazada dans provası diyorlar ama bence o kostümle karışık dans provası herhalde. Çünkü arka fona baktığımda bir mağazanın içinde görüyorum. Bu, klip çekimi bu... olabilir. Yok, klip çekimi sonrasında oldu zaten bu şarkıya. Ama ben mesela dansını da beğeniyorum Hadise'nin. Ya zaten hem Türkiye'ye baktığımız zaman söylüyor. Dans eden kişi sayısı çok kısıtlı. Çok kısıtlı. Yani bunu ikisini birden yapabilen kişi sayısı çok kısıtlı. Hadise bence... Avrupa'da yetişmiş olmasının verdiği kültürle de onu kesinlikle. Çok rahatlıkla kıvırabiliyor. Belçika'da büyüdü herhalde değil mi? Evet, evet. O uzun evet, bir evet, süre Belçika. Yani çocukluğu falan orada geçti. Ama o şeyi alıyorlar ya. Yurt dışında büyüyen birisi hakikaten oranın kültürünü, oranın hani şivesini, tavrını, tarzını, hani Türk gibi kafa yapısı, düşüncesi bile değişiyor mesela. Yurt dışında yetiştiği zaman, büyüdüğü ya, zaman. Muhakkak olduğun yere uyum sağlıyorsun ama yine de Hadise çok uzun zamandır Türkiye'de baktığınızda. Evet. Hem şarkı söyleyip hem dans edebiliyor. Bambaşka bir şey var. Son günlerde çok magazinde konuşuldu. Çok fazla ailesinden, ailevi sebeplerden dolayı magazinde konuşuldu ama ben Hadise'nin yine de bir tık diğer popçulardan farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kız kendisine bir özen gösteriyor. Bir tek kilolarını çok konuşuyorlar. Evet. Ama Jennifer Lopez de yani Hadise'den farklı bir kilo değil. Ona bakacak olursan Rihanna da şimdi kaç kilo oldu ya? Rihanna'nın gibi bu kadar bacağı var ya. Evet, Rihanna'ya dünya ünlü starları bir insan hakikaten star ışığı ve star enerjisi varsa elbette tabii ki giyimine, kıyafetine, kilosuna, yediğine, içtiğine her şeyine dikkat etmek durumunda diye düşünüyorum ama
bir insan starsa yani kendini ispatladıysa da artık yani onun 2 kilo daha fazla almış illa herkes çöp gibi olacak diye bir şey yok yani bence. İnsanlar nasıl mutluysa. Bir şey söyleyeceğim Emine, zayıfa da zayıf diye laf ediyorlar. Çağrışı geldi zayıf diye çok kıza zayıf söylemediklerini aynen öyle. Yapmıyorlar. Yani aynen. İnsanlar nasıl mutluysa. Sizi ne ya? Bırakın o öyle yaşasın. Yani? Aynen. Canı isteyen, yesin, canı isteyen rejim yapsın arkadaşlar yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir halimiz var. Zayıfa çok sıskasın, evet. Kemiklerin sayılıyor diyoruz. Biraz işte böyle bir balık eti bir kadına. İşte o ne olacak böyle böyle kiloyla star olunmaz, öyle olunmaz, böyle olunmaz. Kız şahane şarkı söylüyor, dans ediyor. Bir de artı o ses ona çok şey kattı. Evet evet. Ben yani de fikrim. Yani orada bir sevimli bir kitle hadisenin kendine. Bence hem hadisenin hem de Murat Boz'un o seste kitlesinin çok müthiş fazla daha arttığını düşünüyorum, evet. İkisinin de. Murat Boz'un ilk röportajını ekrana verdiğimizde çocuk bildiğiniz böyle konuşamıyor, Murat Boz'u dudaklarını ısırıyor falan. Evet. Şimdi bildiğim bütün fırlamalıkları yapıyor, çok sevimli. Yine hadise bir tık da olsa dışa dönüktü. İnsanlarla her girdiği ortamda bir tık da olsa kendini iyi ifade edebilen bir kızdı yani. Ama şeye baktığın zaman Murat Boz, mesela Murat Boz'un karakterini ve kişiliğini biz o sesle tanıdık. Evet. Evet. Yani Murat'ın Murat olduğunu kitlesini öyle bence 2'ye 3'e orada çok rahat katladı. Hakikaten orada yani anlaşıldı. Bence hadise bu haliyle çok güzel böyle de kalsın. Ama ben artık hadisenin de evlenmesini istiyorum. Yani niye hep erkeklerin evlenememesini konuşuyoruz? Mesela işte yıllarca Alişan evlenmiyor, evlenmiyor. Kimseyle evlenmiyor, kimseyle ama evlenmiyor. Ama o kadar hadise kısmet ya. Hadise de kimseyle evlenmedi mesela. Ben de hadisenin artık evlenip yuvasını kurmasını istiyorum. Ama şimdi çıkmıyorsa istiyorum. Kız ne yapsın? Hayırlı bir kız yani, gelmiyorsa ya, kız ülke ne yapsın? Türkiye'ye baktığın zaman bayan starlara o kadar pres yok evlenmeleri için. Evet işte erkeklere sürekli pres var. Hani yaşı geçti evlenmedi işte Özden Deniz, Alişan vesaire evet. Vesaire çoğaltabiliriz örnekleri. Bayanların o kadar çok evlenilmesi halk arasında konuşulmuyor ama erkeklerin dediğin gibi evet. Niye evlenmedi, niye evlenmiyor? Çünkü kadınlar o kadar bir şeyler ki etrafta durdurmuyorlar adamları. Yani kadınlar çok aslında erkek sayısına göre... Bir tık kadınlarımız mı çok? Bu devirde kadınlar daha mı girişken erkeklere göre? Ben hakikaten anlamıyorum ama. Bilemiyorum bence ama dediğim gibi erkeklere pres var. Erkeklere pres var. Ben de Hadise'ye pres yapacağım bugün itibariyle. Hadise evlenmeli. Ay inşallah. Hadise vallahi. Artık bence evlenmeli. İnşallah. Kendi çocuğunu da doğurmalı diye düşünüyorum. Ben günün ardından bekliyoruz bak. Artık bakalım hangi sen gününüz kendine bombayı patlatacak. Bana kalacağım ben burada böyle. Bu arada Ece Seçkin'e de çok benzemiyor mu ya Hadise'nin suratı? Şurada evet çok benziyor. Ben Ece Seçkin'in ilk çıktığı zaman videolarını izlerken, video kliplerini izlerken ben onu Hadise diye izledim ya birkaç hafta. Tabii. Ama tabii niye diyorum birkaç böyle çıkmış? Birkaç hafta sonra herkes Ece olduğunu çözdü olayın. Radyolarda çalarken de hep. Hadise ya da başka biri. Evet evet öyleydi öyleydi. Ben hatta diyorum ki bu kız niye bu kadar değişik çıkmış diyorum. Hani aynen. O gibi geldi bana. Bence hani böyle ünlülerin benzeme durumlarında Ece Seçkin'le Hadise çok benziyor. Hatta İkisi bak, de minyon ufak tefek. Aziz yapsana bir tane böyle benzer fotoğraflarını görsünler. Ben aşırı benzetiyorum ikisini birbirine. Gerçekten çok benziyorlar. Aynen. Ece Seçkin'le. Hatta size daha bombayı söyleyeyim. Belki gelmiştir şimdi o haberde. Ece Seçkin de artık... Evleniyor. Evlenme teklifi aldı. Oo, düğündeydi ya, Ece'de. Hem de Afrika'da. Ece'de düğündeydi. Düğünde miydi düğündeydi o da? Hem de Afrika'da evlenme teklifi aldı. Vah diyorum çok kendi halimde. Çok mutlu var. Bir de post Ece'de paylaşmışlar düğündeydi. Şeyde düğünde.